Merhabalar bizim için Türk izleyicileri. Her zaman olduğu gibi bugün de bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. Ve işi bilen kısmına değerli konuğumuz bugün bizlerle efendim. Arabulucu avukatımız Mertem Zafer bugün konuğumuz derseniz. Öncelikle de kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri tanıtalım. Ardından sohbetimizde başlıyoruz. Hoş geldiniz Mertem Hanım. Merhabalar hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben e, 93 e, Ankara Hukuk Fakültesi mezunuyum. E, 95 yılından itibaren de bil fiil 23 yıldır Maşallah. avukatlık yapıyorum. 2014 yılından itibaren de ara buluculuk daire başkanlığına bağlı olarak arabuluculuk buluculuk yapmaktayım. Ee, aynı zamanda yüksek lisansımı sağlık hukuku alanında yaptım. Ee, 23 yıldır da bu mesleği, bu mesleği, mesleği severek ediyoruz. yürütüyorum. Harika. Ara buluculuk nedir öyleyse? Aslında ara dostane bir çözüm yöntemidir. Ee, şöyle ki herhangi bir davaya konu olmuş ya da olabilecek bir uyuşmazlık olan kişilerin... E, ...meseleyi üçüncü bir uzman, e, üç, üçüncü kişi yardımıyla müzakere ederek sonuca ulaştıkları bir sistem. Hı hı. Taraflarla ilgili böyle e, daha yaklaşımı ılımlı bir yöntem olduğu için daha çok tercih edilebilir, daha çok bilinen, en yaygın dostane çözüm yöntemlerinden biri dünya üzerinde. Bir özel hukuk uyuşmazlığı olan kişilerin dava açılmadan veya dava açıldıktan sonra kendi iradeleriyle seçtikleri uzman kişiye gittikleri için daha çok kendi istekleriyle olan bir sistem olduğundan dolayı uyuşmazlığın sonucunda aldıkları çözüm yöntemi de kendilerinin seçtiği çözüm yöntemi oluyor. Hı hı. Aslında iki türü var: zorunlu arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk olmak üzere zorunlu arabuluculukta Dava açmadan önce ara bulucuya gitmek zorundasınız. Bu bir dava şartı. Eğer e, bunu yerine getirmediğinden dava açarsanız dava şartı yokluğundan davanız <laughs> reddedilecek. E, şu anda ülkemizde iş hukukuyla ilgili konularda işçi işveren anlaşmazlıklarının bir kısmı için zorunlu ara buluculuk var. E, daha çok sadece bu alanda şu anda zorunlu ara buluculuk var. E, Hı -hı. Ama geri kalan tüm konularda... İhtiyari arabuluculuk tercih ediliyor. Tamamen tarafların kendi isteğine bağlı. Arabulucuğa gidip gitmemek. Peki kimler arabulucu bu anlamda faydalanabilir ve şartları aslında nelerdir? En az 5 yıllık e, mesleğinde faaliyet göstermiş hukuk fakültesi mezunları arabulucu olabiliyorlar. Ama bunun için Arabuluculuk Daire Başkanlığının lisans eğitimi yapmaya yetkilendirdiği kurumlardan en az 48 saat teorik ve pratik bilgi alan kişiler yine arabuluculuk daire başkanlığının açtığı yazılı ve sözlü sınava girdikten sonra arabulucu olabiliyorlar ve sicile kaydoluyorlar. Her yıl e, ver maliyeye aidat ödüyoruz. Ayrıca arabulucular sicile kayıtlı e, ve bu sicil bakımından da Adalet Bakanlığı'na bağlılar. Hı -hı. Yine her yılda en az 8 saat yenileme eğitimi almak zorundalar. Tabii ki. Hı -hı. Yani bir kere arabulucu olmakla iş çözülmüyor. Bitmiyor. Her yıl yenileme eğitimi almak zorundayız. Peki hangi dava türleri ara buluculuğa elverişlidir? Ee, şöyle ki sadece e, yabancılık unsuru da taşıyan ola iş ve işlemler de içinde olmak kaydıyla tamamen tarafların serbestçe üzerinde tasarruf edebildikleri özel hukuk uyuşmazlıklarında ara gidilebiliyor. Ama bir boşanma örneğin ya da velayet ya da aile içi şiddet içeren uyuşmazlıklar maalesef ara gidilmiyor. Mahkeme kararına ihtiyaç var. Dava açmadan önce ara evet. başvurmak gerektiyse neler yapılıyor bu anlamda? Ya e, bir avukatından öğrenmiş olabilir, televizyonda duymuş olabilir kişiler bu konuda ara gitmek istedikleri zaman başvurabilecekleri birkaç yöntem var. Bunlardan birincisi arabuluculuk buluculuk daire başkanlığının destek hattını arayabilirler. E, 0312 414 81 15 olması lazım telefonu. E, bir de ara buluculuk daire başkanlığının web sitesi var. Bu web sitesinin üzerinden de iletişim kurabilirler. Ya da bulundukları yerdeki en yakın adliyede arabuluculuk büroları var, telefon açabilir oraya ya da bizzat giderek arabulucu temin edebilir Yardımcı kendisine. Yardımcı olunacaktır bunlar da zaten. Kimler? Ee, daha doğrusu kişiler başvurma noktasında ne zaman aslında arabuluculu tercih ediyorlar? Şöyle e, karşı taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık, bir e, problem olduğunu hissettiği andan itibaren arabulucuya başvurma hakkına sahip istediği zaman gidebilir. Dava açılmadan önce olan kısım bu. Dava açıldıktan sonra da hakim tarafları arabulucuya göndermek konusunda teşvik edebilir. Böyle bir teşviği tamamen taraflar yine kendi iradeleriyle hakim söylediği için mecbur değiller. Kendi iradeleriyle kabul edebilecekleri gibi reddedebilirler de reddederlerse dava süreci devam edecek. Hı hı. Ama kabul ederlerse hakim en fazla iki kez olmak üzere üçer ay erteler duruşmaları ve bu durumda bir bekleme süreci yaşanır. Tarafların anlaşabilmeleri için yine anlaşırlarsa sonuç arabulucu anlaşmasıyla sonuçlanacak. Anlaşamazlarsa dava kaldığı yerden devam edecek. Aslında arabulucunun adı üzerinde değil mi Meltem hanım? Hani kendi üzerinden zaten aslında ismen belli edebiliyor. Evet. Ortak bir noktada paylara buluşabilmek. Kesinlikle ama arabulucu hani herhangi bir çözüm önermez veya taraflara şu çözümü kabul edin diye dikte ettirmez. Bu ölçüde tamamen taraflar kendi içlerine sinen anlaşmayı yapmak durumundalar. Anlaşma noktası aslında. Evet. Karşılıklı, anlaşma. Karşılıklı anlaşma çok daha uzamadan. Evet ve taraflar da birbirlerine düşman olmadan ayrılıyorlar. Yani dava sor, e, sürecinde bir düşmanlık yaşanabiliyor. E, sonrasında mesela dava sonrasında verilen karar her iki tarafı da tatmin etmiyor çoğu zaman bir tarafı tatmin <laughs> edip Mutlu bir tarafı bir hiç taraf. tatmin etmiyor Doğru. zaten ama kimi zaman her iki tarafı da tatmin etmeyen sonuçlar çıkabiliyor. Eee hmm. ama arabuluculukta muhakkak ki her iki tarafın da dostane yöntemle içlerine filen memnuniyetleri var evet. Anlaşabilmekte yatıyor marifet kesinlikle, sanırım. Ya kesinlikle. o da iletişimin bir göstergesi zaten. Tabii ki. Ee, ara arabuluculuk sürecinde ücret, masraflar kısmında Kimler bu noktada ölçüyor? Şimdi azıyor? aslında bu ücret ve masraflar taraflarca eşit olarak paylaşılıyor. Ara buluculuk asgari ücret tarifesi var. Değeri parayla ölçülebilen işlerde e, en fazla yüzde altı ama belirli bir rakamdan sonra bu kademeli olarak bu oran düşüyor yüzde altıdan sonra. E, değeri parayla ölçülemeyen dava ve işlerde ise yine arabuluculuk asgari ücret tarifesinde belirlenen ücretler var. Hı hı. Ha ama taraflardan bir tanesi eşit paylaşmayacağım ben hepsini kendi ödeyeceğim diyorsa yine de bu dediğimiz gibi tarafların kendi isteğiyle yaptıkları bir süreç olduğu için onda da bir sakınca yok. Ama arabuluculuk ücret tarifesinden daha aşağıda arabulucunun ücret kabul etmesi yasak. Hmm. Taraflar diyelim e, bulucuya başvurmak Birlikte dava açmaktan vazgeçme kesinlikle hayır. <laughs> Böyle bir sıkıntı yok. Arabuluculuk süreci tamamen tarafların kendi isteğine bağlı olduğu için istedikleri zaman süreci sonlandırabilirler. Hatta burada yapılan tüm görüşme ve teklifler gizli olduğu için dava sırasında tekrar önlerine gelmeyecek. Hmm. Ee, dolayısıyla istediği zaman davada açabilir. Arabuluculuk sürecini sonlandırdıktan sonra mahkeme yoluna da gidebilir. Arabuluculuk anlaşması nedir? E tabii ki bir an sonrasında taraflar anlaşırlarsa bunu bir metne dökmek zorundalar. İşte buna bir arabuluculuk sözleşmesi diyoruz. <laughs> bir kanıt sanırım. Tabii ki taraflar ve arabulucu imza alıyor ve bu taraflar açısından bağlayıcı. E, hatta taraflar kendileri isterlerse bunu mahkemeye gitselerdi yetkili ve görevli mahkeme hangisi olacak idiyse bu anlaşma metnini o mahkemeden icra edilebilirlik şerhi alarak ilam hükmüne de sahip kılabiliyorlar böyle bir durumda direkt icraya koyabilirler bu mahkeme Hı. kararını taraflar ara buluculuk anlaşmasını uymazlarsa. Hı. Dolayısıyla bu sebeple bağlayıcı bir metindir Doğru, etken. bu. Evet, etken bir e, metindir. Tarafların ve ara bulucunun imzaladıkları bir anlaşma belgesi. Geri dönüş yok artık oradan yok, aslında. Tabii ki yok aslında. <laughs> Son nokta diyebiliyoruz bu anlamda. Kesinlikle. Arabulucunun öyle avantajları nelerdir? Aslında konuşma süresince zaman zaman aralarda geçti, e, gizlidir dedik. Mesela taraflar burada sundukları tekliflerle bağlı değiller. Mahkemeye çıktıklarında arabuluculuk sürecinde şunu kabul etmiştiniz, bunu teklif etmiştiniz diye bir şey önlerine gelmeyecek. Çünkü arabuluculuk sürecindeki her konuşma ve her metin, sunulan teklif tamamen gizli. Yarın bir gün karşılarına çıkmayacak. Dolayısıyla bu gizli olduğu için bazen e, kamuoyunun bilmemesi gereken şeyleri de burada gizli bir şekilde çözüme bağlayabiliyor taraflar. Yine biraz önce dedik ki daha kısa sürede bitirilebiliyor. Mahkeme sürecinde en az e, 8 ay en fazla 4 yıl süren davalar var. Belki daha fazla kimilerinde. Ama arabuluculuk en az 3 en fazla bir haftada sona erebiliyor. Dolayısıyla daha kısa ve yine daha ekonomik. Çünkü bilir kişi mahkeme masrafı gibi yargılama giderleri yok, keşif gibi. <laughs> e, dolayısıyla daha e, ekonomik oluyor. Bir de e, daha dostane ilişkileri koruyor taraflar arasındaki ilişkiler. Daha dostane bir şekilde çözüme eriyor. Ve ara buluculuk sürecinden sonra da taraflar birbirleriyle görüşmeye devam edebiliyorlar. E, sonrasında... Sürecin kontrolü tamamen tarafların elinde. İstemedikleri bir metni imzalamaya kimse mecbur değil burada. Ama dediğim gibi mahkemede istemedikleri bir kararla da karşılaşabiliyorlar. Hmm. Ama burada istedikleri sonuca kendileri ulaştıkları için tamamen içlerine sinen bir anlaşmaya imza atıyorlar. Harika. Arabuluculuğun sistemini yargı sistemine bakacak olursak katkıları neler oldu? Ee, aslında bu e, arabuluculuk sistemi zaten bizim iş yükümüzü biraz hafifletti. hafifletmek için geldi. Evet biraz da hafifletti. Özellikle e, dava şartı iş hukukunda olduğu andan itibaren 1-1-2018'den itibaren e, iş hukukunda zorunlu hale geldi. Ee, öyle ki bizim yargı sistemimizdeki iş yükünü hafifletmek için zaman içerisinde hakim ve mahkeme sayılarını arttırarak çözüm bulmaya çalıştık. Ancak e, devlet farkına vardı ki bununla da çözülmüyor. Çünkü dünyanın en büyük ülkesi olmamamıza rağmen dünyanın en büyük adliyelerine sahip e, bir ülkeyiz. Buna rağmen çözemedik iş yükünü. Ee, ara arabuluculuk bu anlamda yargı sistemindeki iş yükünü hafifletecek diye düşünüyoruz ve bunun e, sebebi olarak e, ihtiyaç doğdu Doğru. diye düşünüyorum. Evet. Çok haklısınız. Hani davalar çok uzun bir zaman diliminden geçiyor. Evet. Bize söz ki hemen Sonuca Olay ulaşalım değil mi? Kesinlikle çözüme ulaşılsın. Her neyse o konu konu ve konu aslında Aynen. ama bu anlamda bir an önce olsun istiyoruz ama arabuluculukta işte anlaşmayan insanlar zaten anlaşmıyor ki bu noktaya geldi de diyebiliyoruz değil mi? Tamamım. Hani o nokta da var aslında. E anlaşmazsa zaten mahkemeye gidebilecek. Evet. Ee, Daha dava zaten açılıyor yok, zaten açılabilir ama an, bazen de taraflar anlaşabilirler çoğu insanda anlaşmak isteğiyle geliyor. Özellikle e, bu iş hukukunda e, işçiler tamamen anlaşma taraftarı aslında çoğu zaman. İşverenlerin de öyle olduğunu görüyoruz. Hele de bu istatistiklere e, baktığımızda %70 eee oranında Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı'nın sitesinde başarıya ulaştığını görüyoruz. Bu çok sevindirici mahkemelerin iş yükünü de azaltacak. Hem işçi memnun ayrılıyor, hem işveren memnun ayrılıyor. Hem el sıkışıp ayrıldıkları için de çok mutlu ayrılıyorlar. Birbirlerinin yüzüne bir daha bakabilecek duruma geliyorlar. Çok haklısınız. Hem kendi aslında kendi işlerini nasıl söyleyeyim daha kolaylaştırmış oluyorlar. Kesinlikle. Ee, ama bu anlamda bir inat da söz konusu üstü değil mi Meltem Hanım? Hani Onunla artık yapacak bir şey yok. Dava yoluyla çözülecek. Mahkeme A karar aynen öyle. verecek. O yüzden aslında ortak bir payda buluşmak her daim her konuda her iki taraf için daha kazançlı Kesinlikle. olabiliyor ama kişilerin yaşadığı ve yaşattıkları söz konusu olduğu zaman e, insanoğlu belki biraz böyle e, daha bir e, arka planda durup olayı sizlerin emin ellerinize bırakıyorlar belki de. İşte çeşit çeşit konu evet. ve konular var. Hepimiz çok çeşitli Konulardan, pencerelerden bakabiliyoruz. Kesinlikle. Sonuçta yaşayanın e, daha bir tabii ki de can acısı olabilir, yaşadıkları olabilir. O süzgeçte daha uzun zaman olabilir ama inşallah daha güzellikler hepimizin tabii, adına olur. Tabii. bir de yeni bir sistem. Daha rahat oturacak. Zaman içerisinde istinaf ve yargıtay kararlarıyla da... E, arkası doldurulacak. Hı hı. Muhtemelen daha güzel sonuçlara ulaşacağız diyorum. Umarım hep İnşallah toplum adına hepimiz adına sizlerin İnşallah. de elbette ki bu anlamdaki e, yol anlamında da hakikaten e, çok belki dosyalar önünüze geliyordur. Onlar birazcık daha hafifleyecektir. İnşallah. İnşallah. <laughs> Biz de öyle düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sağlık ederim. diliyorum ardından da nice güzel. İnşallah işlerinizde her daim isminizi imzanızı görmek temellisiyle Başarınızın devamını teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. Hep beraber sizler için de. Hep birlikte. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ve efendim İşi Bilen kısmında çok değerli bir avukatımız, arabalıcılığımız bugün bizlerleydi. Meltem Zafer efendim. Bir sonraki işi Bilen programları da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.